Çok muhterem Diyarbakırlı kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun, Ramazanımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah inşallah hepimizi sağlıkla, mutlulukla, huzurla Ramazan bayramına eriştirsin duasıyla sözlerimize başlıyorum. Değerli kardeşlerim, bu akşam burada Diyarbakır'ımızda sizlerle birlikte buluşma ve istişare toplantısı adı altında burada sağ olsunlar il başkanımızın, Ali Demir Başkanımızın ev sahipliğinde burada bu toplantıyı icra ediyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Ve aynı zamanda yine burada Genel Başkan Yardımcımıza, Kurucular Kurulu üyelerimize, MKYK üyelerimize, il başkanlarımıza, misafir il başkanlarımıza, il başkan yardımcılarımıza, gençlik teşkilatımıza ve yine aynı zamanda buraya gelip bizimle burada Milli Görüş Teşkilatlarında geçmişte hizmet etmiş, Milli Görüş Teşkilatlarında Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve şu anda da yeniden Refah Partisi çatısı altında bizimle birlikte çalışan kardeşlerimizle burada böylesine kadim bir şehirde, böylesine önemli bir şehirde sizlerle birlikte burada bulunmaktan, bu toplantıda, bu istişare toplantısında bulunmaktan duymuş olduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Elbette burada yine teşekkür etmemiz gereken çok değerli iki başkanımız var. Sabih Dallı Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun. Burada ilk başta, ilk etapta görevi devraldı. Burada bizim başkanlığımızı yaptı. Sonrasında Yaşar Aslan Başkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi bayrak yarışımız şu anda Ali Başkanımızda, Ali kardeşimizde. Biz bir teşkilat partisiyiz değerli kardeşlerim. Biz kurumsal bir hareketiz. Biz zihniyet üzerine siyaset yapan insanlarız. Siyaseti biz ibadet olarak yapan insanlarız. Diğer partilerden bizim farkımız, diğer partilerin politika üretmesi, politik davranması ama bizim siyaset yapmamız ve siyaseti de bir ibadet olarak yapmamızdır. Aramızdaki fark budur. Başkanım, nasıl siyaset yapılıyor bir parti içerisinde diyebilirsiniz. Elbette bunu sorabilirsiniz. Biz gençlere eğitim verirken hep bunu anlatıyoruz. Onlar da aynı soruyu soruyorlar. Bir parti çatısı altında nasıl ibadet yapılabilir diye soruyorlar. Şöyle yapılabilir değerli kardeşlerim. Bizler, Cenab-ı Allah bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Yani mahlukların en şereflisi olarak yaratmış. Biraz önce arabamızı park ettik, buraya yürüyüp gelirken önümüzden geçen bir kedi olarak da bizi yaratabilirdi. Veya bakın şurada görüyoruz, biraz önce bizim başkanımız yolda yürürken dedi ki burayı bizim daha önceki belediye başkanımız, Bilgin Başkanımız, Ahmet Bilgin Başkanımız yaptı bu bölgeyi dedi. Ne kadar güzel, parkları, bahçeleri bol olan bir bölge. Güzel bir imar çalışması, güzel bir şehircilik çalışması yapmış. Allah kendisinden razı olsun. O dönemde hizmet edenlerden de Allah razı olsun. Orada çok güzel ağaçlar dikilmiş, çimler var, yemyeşil, pırıl pırıl. Bizi buraya gelirken yolda gördüğümüz bir ağaç olarak da yaratabilirdi. Veya şimdi salonumuzun hemen konuşmamı yapıyorum. Şurada sağ ve sol tarafta saksılarda güzel çiçekler var. Güzel yeşillikler var. Onlardan biri olarak da bizi yaratabilirdi. Ağaçlar da Cenab-ı Allah zikrediyor. Baktığınız zaman konuşan mahlukatlar var, konuşan hayvanlar var. Biz belki hayvan duyuyoruz, birbirimize bazen görüyorsunuz. İnsanlar birbirine hakaret ederken çok affedersiniz hayvan diyor ama aslında hayvanlar da baktığınız zaman Cenab-ı Allah zikrediyor. Onlar da mahlukat. Ama biz eşrefi mahlukatız. Yani insanın onlardan farkı ne? İnsanın onlardan farkı iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, güzelle çirkini ayırt edebilme kabiliyetine sahip olması. Şimdi önümüze biraz önce çay getirdiler. Çaya ilk önce bir bakıyoruz şöyle ne kadar sıcak diye. İlk etapta şöyle hafif bir yudumla boğazımızı yakmasın, genizimizi yakmasın diye hafif hafif başlıyoruz. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah bize bir zeka vermiş, bir beyin vermiş. Onu yavaş yavaş içiyoruz. Çok sıcak olup olmadığını anlamak için bu şekilde yapıyoruz. Biraz önce kuru yemişleri getirdi kardeşlerimiz. Onları yedik. Ne kadar tuzlu olup olmadığını anlıyoruz. Çok tuzluysa bırakıyoruz veya çok tuzlu seviyorsak onu yemeye devam ediyoruz. Ne anlatıyoruz burada? Biz iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzelle çirkini ayırt edebilme özelliğine sahip insanlarız. Bunun için de Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler etmemiz lazım. Biz konuşmalarımızda şöyle diyoruz. Biz dünyaya 3-0 önde başlayarak dünyaya gelen insanlarız. Tüm dünya üzerindeki insanları dikkate aldığımız zaman,
Yani 8 milyar insanı dikkate aldığımız zaman, bu insanlarla bizim farkımıza baktığımız zaman bizim 3-0 önde başlamak gibi bir imkanımız var. Bunun için Cenab-ı Allah'a hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Ne demek bu başkanım? Yani 3-0 nasıl önde başlıyoruz? Şöyle önde başlıyoruz. Bir kere gerçekten de Diyarbakır'a defalarca geldik. Yani ne kadar güzel bir şehir maşallah. Güle güle yaşayın, güle güle oturun. Cenab-ı Allah sizi böylesine güzel bir şehirde yaşama imkanı veriyor. Bunun için şükretmeniz lazım. Bu birincisi. İkincisi, şöyle dünya haritasını bir gözünüzün önüne getirin lütfen. Kardeşiniz olarak dünyanın birçok yerine gitme imkanı buldum elhamdülillah. Bunu çok rahat kıyas edebiliyorum ki gerçekten de dünyanın en güzel memleketinde yaşayan insanlarız. Bunun için de hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. En son bir yurt dışı seyahatinden gelirken yanımda büyük bir uçak firmasında üst düzey yöneticilik yapmış bir beyefendiyle rast geldim. Oturduk, seyahat boyunca kendisiyle sohbet ettik. Türkiye'de yaşıyor kendisi, İranlı bir iş adamı. Ben diyor İstanbul'da yaşıyorum 6 yıldır. Kızım diyor şu üniversiteye gidiyor, oğlum şu liseye gidiyor. Ben diyor taşındım, İstanbul'da yaşıyorum. Adeta bir diyor yeryüzü cenneti. Çok seviyorum diyor memleketinizi. O da tüm dünyayı dolaşmış bir üst düzey yönetici olduğu için bir turizm firmasında, bir uçak firmasında, seyahat ajantesi firmasında çalıştığı için diyor ki ben dünyayı gezdim dolaştım, gitmediğim yer kalmadı diyor. Sizin diyor memleketiniz öyle bir memleket ki 81 ili adeta hepsi birer ülke gibi. Bir şehre gidiyorum, bambaşka bir dünya. Çok doğru söylüyorsunuz dedim. Gerçekten de ben mesela bunu hiç düşünmemiştim. Örneğin Mardin'e gidiyorsunuz. Gerçekten muazzam bir şehir. Binlerce yıllık tarihi var. Kadim bir şehir. Her türlü medeniyetten insan yaşamış. Hemen yanına geçiyorsunuz Urfa Peygamberler şehri. Orada da derin bir tarih var. Derin bir medeniyet var. Diyarbakır deseniz saatlerce konuşulur. Yani yan yana bakıyorsunuz bu şehirlere. Bu kadar yakın olmalarına rağmen Elazığ yine aynı keza öyle. Onun için de kitaplar yazılır, ansiklopediler yazılır. Burada Genel Başkan Yardımcımız Doğan Bekin Başkanımız aynı zamanda şimdi ansiklopediler yazılır deyince kendisi Mardin Ansiklopedisi'ni yazan bir yazarımız aynı zamanda. Hakikaten bu konulara çok emek veren bir başkanımız. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu tür şeylerin halkımıza kazandırılması da çok önemli bir emek istiyor. Yani 81 il diyor bu arkadaşımız adeta başka bir ülke gibi. Öyle değil mi? Siz de gezip dolaşıyorsunuz. Yani Artvin'e gidin bir alem. Onun yanına gidiyorsunuz Rize daha başka bir şehir. Bu kadar yakın olmasına rağmen coğrafi olarak bu kadar şartları birbirlerine yakın olmasına rağmen bakıyorsunuz insanları bir değişik, daha farklı. Müzik anlayışları daha değişik, mimari anlayışları daha değişik. Trabzon'a gidiyorsunuz orası daha farklı. Giresun, Ordu, Samsun hepsi birbirinden değişik. Bu bizim kültürel mozaiğimiz. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Cenab-ı Allah bizleri farklı farklı yaratmış, farklı farklı şehirlerde, farklı annelerin, babaların evlatları olarak yaratmış. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Şimdi bunları Diyarbakır'da istişare toplantısında, buluşma toplantısında niye anlatıyoruz? Biz siyaseti niçin ibadet olarak yapıyoruz, onu anlatıyoruz. Biz dünyanın en güzel memleketinde yaşıyoruz, bir. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz, iki. Ve Cenab-ı Allah bizi eşrefi mahlukat olarak yaratmış, yani insan olarak yaratmış. İşte biraz önce örnek verdiğimiz kediler. Bu kediler süt içmeyi çok severler. Ama mesela bu kadar o kedi var, dışarıda gezip dolaşıyorlar. Ya bunlar toplanıp da mesela niye bir süt fabrikası kurmuyor? Bir entegre süt fabrikası kursunlar. Hem sütleri satsınlar hem de içsinler, doysunlar, memnun olsunlar. Ama zekaları buna müsait değil. Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Hikmetinden sual olunur mu? Olunmaz. Aynı zamanda ciğer yemeyi de çok seviyorlar. Mesela bir ciğer entegre tesisi kursalar, bir kombine kursalar mesela, orada ciğer üretseler, aynı zamanda yeseler. Onu da yapamıyorlar. Dünyanın en iyi yetiştirilmiş K9 eğitimi alan köpekleri dahi 2 yaşındaki bir bebeğin zekasından daha fazla bir kapasiteye sahip olamıyor. En eğitimli köpekten bahsediyorum. K9 eğitiminden bahsediyorum. Otur diyorsun oturuyor. Kalk diyorsun kalkıyor. Git diyorsun gidiyor. Yat diyorsun yatıyor. Saldır diyorsun saldırıyor. 2 yaşındaki çocuğun zekasını geçemiyor. Bu kadar. Şimdi biraz önce işte sohbetimizde anlattık. 25 yaşında bir evladımız NASA'da profesör olarak çalışabiliyor. Cenab-ı Allah toplumlara
üst düzey zekaya sahip insanlar da bahşetmiş. Toplumların %2'si üstün zekalı, bu %2'nin de %2'si deha niteliğinde insanlar oluyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bizim milli görüşün kurucu lideri, doğal lideri, örnek aldığımız insan Erbakan hocamız bir deha niteliğindeydi. Erbakan hocamız ortaokulu, liseyi birincilikle bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne o dönemde liseyi birincilikle bitirenler sınavsız istediği üniversiteye girebiliyordu. O zamanlar bu kadar üniversite sınavları yoktu çünkü üniversiteye giden insan sayısı çok azdı. Çok da önemli değildi üniversiteye gitmek. Erbakan hocamız istediği üniversiteyi seçme hakkına sahipti. Ve Erbakan hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'ne girdi. Fakat dedi ki ben okul birincisi olduğum için bu hakkı kazanıyorum ama ben yine de sınava girmek istiyorum. Sınava girdi, o sınavda da birinci oldu. O zaman üniversitenin yönetimi kendisine dedi ki sen gerçekten çok başarılısın. Biz seni dediler ikinci sınıftan başlatacağız. Üniversite tarihinde bir ilktir. Başka örneği de yoktur. Erbakan hocamız yine orada üstün başarıyla mezun oldu. Sonrasında o dönemde hatta üniversiteye devam ederken kendisi aynı zamanda asistanlık yapıyordu, hocalarına ders veriyordu. Sonrasında Erbakan hocamız o dönemde intisap ettiği Mehmet Said Kutku Hazretleri ve yine onunla birlikte Mürşidi Kamil hocalarımızla, mübareklerle birlikte yapılan istişarede Erbakan hocamızın master ve doktora için hangi ülkeye gitmesiyle alakalı istişarelerde bulunuldu. Erbakan hocamız acaba Amerika'ya mı gitmeli, Avrupa'ya mı gitmeli? Amerika'ya gidilsin veya işte Avrupa'ya gidilsin diyenler oldu. Bu istişareyi yapan insanlar kimler? Bu istişareyi yapan insanlar ilim sahibi insanlar. Aynı zamanda tabii o dönemin kutupları. Allah onlardan razı olsun. Baktığınız zaman bu insanlar bir camide imamlık yapıyorlar. Diyebilirsiniz ki ya bu insanlar camide imamlık yapılıyor. Yani bu insanlar nasıl mesela bir master ve doktora tesiyle alakalı dünyanın çeşitli yerleriyle ilgili istişarelerde bulunabiliyor? Çünkü ilim sahibi insanlar aynı zamanda medrese eğitimi görmüşler. İmanlı insanlar, kalp gözleri açık. Yani vizyoner insanlar. Erbakan hocamızla alakalı istişare ediyorlar. Erbakan hocamız da onları dinliyor. Ben zaten başarılı bir insanım. Bana dünyanın her yerinden teklif geliyor. Ben istediğim yere gideyim demiyor. Ve Erbakan hocamızla ilgili Amerika mı olsun, Avrupa mı olsun diyorlar ki Avrupa olsun. Çünkü Avrupa'da mühendislik daha üst düzeyde. Ve Avrupa'da neresi olsun? Almanya olsun. Almanya'da neresi olsun? Aachen Üniversitesi olsun. Dikkatinizi çekiyorum. Bakın böyle ilim sahibi insanlardan bahsediyorum. Dediğim gibi şuradaki camide size namaz kıldıran bir imam pozisyonunda bu insanlar. Camide namaz kıldırıyorlar, imamlık yapıyorlar. Ve ama gerçekten de altyapıları muazzam, mükemmel. Evet, şimdi biz niye siyaset yapıyoruz onu anlatıyoruz. Erbakan hocamızın hayatından da örnekler vermek suretiyle tabii ki. Çünkü biz kendimize Erbakan hocamızı örnek aldığımız için şu anda biz buradayız. Bu parti çatısı altında siyaset yapıyoruz. Erbakan hocamız master ve doktora da çok muazzam bir başarı elde ediyor. Aynı anda dünyada 3 doktora tezi yazan Erbakan hocamızdan başka bir akademisyen yok. Kaç yaşında? 25 yaşında. 3 tane doktora tezi yazıyor. Onun hocası var, Profesör Flats. Kendisi o dönemde Hitler'in açık çek verdiği bir akademisyen. Makine konusunda dünyada bir numara. Hitler diyor ki sen ne dersen odur. Silah mı yapılacak? Sen ne dersen odur. Para mı istiyorsun? Bütçe sonsuz senin emrinde. Alman hazinesi senin emrinde. Böylesine bir akademisyen. Aynı zamanda orada makina kürsüsünün profesörü. Kendisi aynı zamanda Deutz Motor Fabrikası'nın da başında. Deutz Motor Fabrikası'nın hani şu anda moda tabiriyle diyorlar ya CEO diye. CEO diye bir tabir var. Yani tam yetkili genel müdür, murahhas aza derler buna eski tabirle. Yani yönetim kurulu başkanı ve genel müdürdür. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileri gibi yani. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl yetkileri? Kanuni Sultan Süleyman'dan daha fazla yetkisi var. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı imza atıyor, bitti. Yasa yerine geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman'da bu yoktu. Dünyanın en kudretli padişahında bu yetki yoktu. Nasıl oluyor başkanım? Olmaz mı? Yoktu. Neden yoktu biliyor musunuz? İlk önce onun divanında
çok üst düzey sadrazamlar, vezirazamlar vardı. Muazzam insanlar. Derya Deniz, mesela Sokullu Mehmet Paşa 3 padişaha sadrazamlık yaptı. Gerçekten öyle bir devlet adamı ki zaten ver devleti yürütsün. Senin bir şey yapmana gerek yok. Neden? Liyakat var çünkü. Ya bu bizim partiden, bu bizim arkadaşımız, bu bizim vakıftan, dernekten, bizim Ahmet abinin oğlu, gelsin onu koyalım başına. Böyle bir şey yok. Sen işi biliyor musun? Seni buluyor, getiriyor, işin başına koyuyor. Ama denetim de var tabii. Mesela şimdiki gibi 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 11 maaş yok. Hakkını alacaksın, o kadar. Hakkın neyse alacaksın, devlete çalışacaksın. Çünkü devlete çalışmak bir ibadet. Hepsi vakit namazlarını cemaatle kılıyor. Mesela Sokullu Mehmet Paşa sabah namazlarını Ayasofya'da kılıyor. Her sabah namazını Ayasofya'da kılıyor. Yani böylesine İslami altyapıları da çok mükemmel insanlar. Ve işte liyakattan bahsediyorum. Şimdi bu hocamızın, Erbakan hocamızın hocası olan kişi diyor ki, sen diyor bize öyle bir doktora tezi yaz ki, çünkü hocalar veriyor hangi konuda tez yazacağını. Sen kendin de seçebilirsin ama hocan da sana bakıyor kapasitene göre. Diyor ki sen bize şu konuda tez yaz. O dönemde 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış Almanya. Ve Almanlar 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş. Neden kaybetmiş biliyor musunuz? Dünyanın en güçlü tankı olan Leopard tankları. Hepiniz duymuşsunuzdur. Şu anda bile dünyanın en güçlü tankı, en kuvvetli tankı Leopard tankları. Almanya'da üretilmeye devam ediliyor. O dönemde Leopard tanklarıyla birlikte Almanya karadan içeriye doğru giriyor Rusya'ya. Fakat çok soğuk. Rusya çok soğuk gerçekten. O bölge, yani Almanya tarafı, batı tarafı olan bölge çok soğuk. Kış çok sert geçiyor. Yakıtlar donuyor. Yakıt donunca tanklar donuyor. Almanlar, Alman ordusu tankları bırakıyorlar, geri geliyorlar. Kaçıyorlar, geri geliyorlar. Diyor ki, biz diyor bu meseleyi çözmek zorundayız. Sen diyor bize öyle bir motor icat et ki, bu motor artı 40 derecede hararet yapmasın, eksi 40 derecede donmasın. Erbakan hocamız işe başlıyor. Diyor ki hocam, kısaca anlatıyorum, hızlı hızlı geçeceğim. Diyor ki hocam benim deney yapmam lazım. Bana bir laboratuvar lazım. Bu laboratuvarın müsait olması gerekiyor. Ortamının da müsait olması gerekiyor. Patlama deneyleri yapacağım, patlama testleri yapacağım. Bana diyor öyle bir yer verin ki ben bunları yapabileyim. Hocası diyor ki tamam, ben sana diyor destek vereceğim ama bu patlama deneylerini sen üniversitede yapamazsın. Nerede yapacağım peki? Git diyor dağın başında bir yer bulalım, sana orada yap. Ama hocam bunun laboratuvar ortamında olması lazım. Diyor ki şu bizim üniversitenin en dibinde bir bina var, bir hangar var. O hangarı sana verelim, sen bu testleri hafta sonu yapacaksın. Hafta sonu kampüsün güvenlik görevlisinin haricinde içeride kimse olmayacak ve imza atacaksın buraya. Tüm sorumluluk sana ait olacak. Çünkü patlama anında sen de ölebilirsin, yanındaki insanlar da ölebilir. Yani motor testi yapacaksın sonuç itibariyle. Ve yakıtın testini yapacaksın. Erbakan hocamız kabul ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Diyor ki Erbakan hocamız, hangara gittim diyor. Camları, çerçeveleri kırık. Bir kapı var diyor. Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi bir çatı var diyor. Çatı diyor akıyor. Çatı diyor delik. Orada diyor mecburen bu testleri yapmak zorundayım. Ben diyor paltomu diyor giydim. İçime diyor kat kat kazaklarımı giydim. Burada diyor bunun testlerini yaptım. Testleri yaptım diyor. Kışın diyor girdim içeriye. 1,5-2 metre diyor kar vardı. Zor gidiyordum ben okulun içerisinden o hangara. O hangarda testleri yapıyordum. Isıtma tertibatı yok. Hiçbir şey yok. Ne zor şartlarda. Düşünün artık siz. Ve diyor ben diyor testleri bitirdiğim zaman şöyle pencereden bir de baktım ki bahar gelmiş, çiçekler açmış, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, ağaçlar yemyeşil olmuş. Aylarca orada çalıştım diyor Erbakan hocamız. Kendisi anlattı bunu bize. Ve Leopard tanklarının şu anda kullanılan teknolojisini üretiyor. Böylesine muazzam bir buluşa imza atıyor. Ve oradakiler diyorlar ki doktora yemeğinde, yine böyle bir işte üniversitede doktora yemeği tertip ediliyor. Orada işte ona tören düzenleniyor. Doktora belgesi takdim ediliyor hocası tarafından. Orada diyorlar ki ya sen öyle muazzam bir iş yaptın ki, sen dünyayı değiştirdin. Bir çağ kapatıp bir çağ açtın diyorlar. Gerçekten de öyle. Aslında bu buluş dünyada bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Şu anda dünyada o motorlar artı 40 derecede hararet yapmıyorsa, eksi 40 derecede donmuyorsa
İşte Erbakan hocamızın icat ettiği o motordan dolayı. Ve mesela bu dizel motorlar var ya, bu dizel motorların çalışma mantığının da altyapısı Erbakan hocamıza dayanıyor. Erbakan hocamızın icat ettiği mantıkla çalışıyor o dizel motorlar şu anda. Ve orada diyorlar ki, biz diyorlar hayret ettik, biz biliyoruz ki Türkiye fakir bir ülke. Hatta diyor ki birçoğu Türkiye'nin yerini bilmiyor dünya haritasında. Orta Doğu'da veya işte Afrika'da bir ülke zannediyorlar. Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlar. Dediler ki sen nasıl böyle bir başarıya imza attın? Türkiye gibi fakir bir ülkeden çıktın. Biz böyle bir şey olacağını aklımızın ucundan geçirmezdik. Peki dediler. Şöyle bir soru sordular. Hepsi akademisyen, sonuç itibariyle ilim adamı, biliyor. Senin gibi insanlar varsa Türkiye'de, Türkiye niye mesela şu anda bu kadar söz sahibi değil, etki sahibi değil, zengin değil? Niye böyle? Biz niye bilmiyoruz mesela? Biz Almanya'daki insanlar olarak, bak sen çıkmışsın Türkiye'den buraya gelmişsin. Biz niye mesela Türkiye'yi bilmiyoruz diye sormuşlar. Erbakan hocamız da orada tarihi bir cevap vermiş. Demiş ki, aslında dünyanın bütün ülkelerinde benim gibi insanlar var. Ama dünyada bir siyonizm sistemi var, buna müsaade etmiyor. Siyonizm mikrobu bu insanların o ülkelerde başarılı olmasına müsaade etmiyor. Ülkelerde devlet başkanı mı seçilecek? Siyonizm sistemi belirliyor. Dünyanın hakimi olmuşlar. Medya onlara ait. Basın onlara ait. Sizin sek ve idareniz onlara ait. Doğal kaynaklar onlara ait. Bunu onlar sek ve idare ediyor. Birincisi, yeryüzündeki en büyük kaynak insan kaynağıdır. Evet, dünyanın her ülkesinde benim gibi insanlar var aslında. Bir de sizin ülkelerinizle bizim ülkelerimiz arasında sıralama farkı var. Ne sıralama farkı var? Ülke yönetenlerin sıralamasında fark var. Nasıl bir fark var? Şöyle bir fark var. Sizde önce bozanlar geliyor, sonra yapanlar geliyor. Bizde önce yapanlar geliyor, sonra bozanlar geliyor. Arada böyle bir sıralama farkı var. Dedim diyor Erbakan hocamız. Bir şey daha söyledim. Siz Almanya'daki insanlar olarak bizden kendinizi daha fazla akıllı olduğunuzu da zannetmeyin ha. Yani kibirlenmeyin, gururlanmayın. Bak işte bak, sanayici bir ülkeyiz biz, zengin bir ülkeyiz falan sakın demeyin. Çünkü Cenab-ı Allah size bir yağmur bereketi vermiş. Almanya'daki yağmur Türkiye'den 10 kat daha fazla. Almanya'ya yağmur yağıyor. Bak size bakıyoruz mesela, siz hiç sulama yapmıyorsunuz. Ormanlarınız yemyeşil. Neden? Çünkü bol bol yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman barajlarınız su doluyor. Sonra bu barajlardan elektrik elde ediyorsunuz. Çok daha ucuz imkanlarla elektrik elde ediyorsunuz. Topraklarınız patlıyor. Her türlü meyveyi üretebiliyorsunuz. Bir yılda 3 tane 4 tane mahsul elde edebiliyorsunuz. Sonra affedersiniz, hayvanlarınız otluyor. Hayvanlarınız sık sık otluyor. Bizim mesela aynı hayvanı, aynı ineği, aynı koyunu alıyoruz, Türkiye'ye götürüyoruz. Bu büyükbaş bir hayvan olsun mesela. Çeşit çeşit inek cinsleri var biliyorsunuz. Bizim Türkiye'de bu inek atıyorum 10 kilo 15 litre süt veriyor. Sizde 50 litre süt veriyor. Nasıl oluyor bu? Aynı ineği götürüyoruz, burada vermiyor. Türkiye'de vermiyor mesela. Neden? Çünkü coğrafyası buna müsait değil. Gayet doğal bir şey bu. Sen bunu götür Somali'ye, orada daha da azalır. Yani sudan susuz olan yerlere gittiğin zaman bunun azalması gayet doğal bir şey. Yani Cenab-ı Allah size bereket vermiş diyor. Bereketin Almancası yok diyor Erbakan hocamız. Onlara diyor biz dilimiz döndüğünce bereketin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Cenab-ı Allah size bereket vermiş. Bizden daha akıllı olduğunuzu zannetmeyin. Bunun yüzü su hürmetine siz başarılı oluyorsunuz. Ne oluyor? 50 litre süt mü alıyorsunuz? Bu 50 litre sütten peynir üretiyorsunuz. Peynir üretmek için peynir fabrikası kuruyorsunuz. Peynir fabrikasını kurmak için peynir fabrikasını yapan fabrika kuruyorsunuz. Bunun üretimi için ne yapıyorsunuz? Demir çelik fabrikası kuruyorsunuz. Demir çelik fabrikasını kurmak için yine ayrıca bir fabrika kuruyorsunuz. Fabrika yapan fabrika. Biraz önce sayın müdürümüz onu anlattı, Temsan müdürümüz. Erbakan Hoca ne diyordu? Fabrika yapan fabrika. Evet, fabrika yapan fabrikalar var dünyada. Mesela biz Finlandiya'da bir fabrikaya gittik. Metso isminde bir firma. Metso Finlandiya'da, Fince'de kırlangıç demek. Bu firma kağıt fabrikası yapan fabrika yapıyor. Gidiyorsunuz oraya, diyorsunuz ki ben kağıt fabrikası kuracağım. Tamam diyorlar, hoş geldin. Nerede kuracaksın? İşte şurada kuracağım. Onun fizibilitesini size hazırlıyorlar. Anahtar teslimi veriyorlar. Onu size kredisini de çıkartıyorlar isterseniz. Bir kağıt fabrikası 300 milyon dolara, 500 milyon dolara, 1 milyar dolara kadar kurulabiliyor.
Kağıt fabrikası yapan fabrika kurmuşlar. Dedim ki işte Erbakan hocamızın projeleri buydu işte. Temsan, Temsan'da mesela Diyarbakır'da Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız Temsan'ı fabrika yapan fabrika olsun diye kurdu. Ve bu fabrikalar çalışsaydı şu anda belki de biz neyi konuşacaktık? Efendim künefe nerenindir? Künefe atıyorum Diyarbakır'ın mıdır veya Hatay'ın mıdır veya işte en güzel lahmacun Antep'te mi üretiliyor? Antep'te mi yapılıyor? Veya Urfa'da mı yapılıyor? Şimdi bizim muhabbetimiz ne? Bizim muhabbetimiz bu. Biz kendi küçük dünyamızda yaşıyoruz. Aman efendim çok büyük bir şey yapıyoruz. Antep'in lahmacunu daha güzelmiş, Urfa'nın lahmacunu ondan daha güzelmiş. Almanya'da ne konuşuyor adam? Stuttgart'ta adam Mercedes üretiyor. Münih'te BMW üretiyor. Onlar da bunu konuşuyor. Torino'da adam Ferrari'yi üretiyor. Maserati'yi üretiyor. İhracat yapıyor. Mesela Profesör Habibi Erbakan hocamızın Ahun Üniversitesi'nden uçak mühendisliği profesör arkadaşı. Dünya üzerindeki şu anda bindiğimiz uçakların yaklaşık 55 tane patenti ona aitti. Allah rahmet eylesin. O da Endonezya'nın Erbakan hocasıydı. Mesela o diyor ki ben diyor Endonezya'da gittim. Bana diyor Sanayi Bakanlığı teklif edildi. Cumhurbaşkanı diyor beni çağırdı. Dedi ki artık senin ilim yapman yeterli. Gel artık işin başına geç, ülkene hizmet edeceksin, askerlik yapacaksın dedi. Ben de çıktım geldim. Size de diyor tavsiye ediyorum diyor genel başkanımıza. Genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey ile biz Profesör Habibi'yi Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın vefatının seneyi devriyesi münasebetiyle Ankara'ya davet ettik. Gelin dedik Erbakan hocayı anlatın. Diyor ki 1 kilo diyor domatesi 1 dolara satabilirsin. Ama 1 kilo uçağı diyor 10 bin dolara satarsın. Katma değer bu. Akıllı adam bunu yapar. Biz şimdi ne yapıyoruz dediğimiz gibi, yani bunları küçümsemek için söylemiyoruz. Bir tespitte bulunmak için söylüyoruz. Efendim çiğ köfte hangi memleketindir? Yani arkadaşımız da var burada, bir espri oldu. İstanbul'da asansöre binmiştik. Kendisi hatırlayacaktır. Orada da yine çiğ köfte hangi şehrindir diye bir tartışma oldu. Tatlı bir tartışma tabii. Orada da dedik ki tamam sizindir, hadi hayırlı olsun. Yani biz bunlarla günümüzü geçiriyoruz. Erbakan hocamız gibi insanlar var mı bu memlekette? Var. Evet. Gerçekten de var. Biz bu insanların önünü açabiliyor muyuz? Maalesef açamıyoruz. Bu insanlar nereye gidiyor? Yurt dışına gidiyor. Beyin göçü diyorlar ya. Orada Erbakan hocamız bunu yapmış. Ve hocası demiş ki ben demiş seni buldum. Ben artık ölebilirim. Benden sonra sensin demiş. Her Erbakan. Her Erbakan yani Sayın Erbakan Almanca'da. Benden sonra sensin. Üniversitede de benim kürsüme benden sonra sen geçeceksin. Bu Deutz Motor Fabrikası'nın başına da sen geçeceksin. Bundan sonra demiş her şey sana açık, ne istiyorsan. Ve demiş seni Deutz Motor Fabrikası'nın Ar-Ge'sinin baş mühendisi olarak göreve başlatıyorum. 26 yaşında bir insan düşünün. 26 yaşında arkadaşımız var mı burada? Genç kardeşlerimizden 26 yaşında olan var mı? Yok. Evet. 26 yaşında bir genç düşünün. Doktorasını yapmış, doçentliğini de vermek üzere. Deutz Motor Fabrikası'nda o günkü şartlarla biz hesap ettik. Ayda 50 bin euro maaşla işe başlamış. Bugünkü parayla 50 bin euro aylık maaş. Yıllık değil ha. Kendisine orman kıyısında bir villa tahsis edilmiş. Bu villada yaşayacaksın. Aynı zamanda kendisine yine o tarihte Opel Coupe tek kapı çift renk, altı başka renk, üstü başka renk spor bir araba verilmiş. Hocası vermiş. Demiş ki sen demiş dünyalığını yap, problem yok. Bunların hepsi senin. Sen demiş burada çalış. Senin gibi bir insan Allah bana gönderdi. Ben demiş artık ölebilirim. Bundan sonra sen yapacaksın bunları. Erbakan hocamız orada işe başlamış. Düşünebiliyor musunuz bugünkü şartlarda? Çalışıyor. Ve gün gelmiş bir gün depoda bakmış Export Türkiye diye motorlar var, paketler var. Gitmiş oradaki depo müdürüne demiş ki hayırdır bunlar nedir? Çünkü biz diyor Ar-Ge'de çalışıyoruz. Ar-Ge'de çalıştığımız için hakikaten diyor orada adeta yatıp kalkıyoruz bir mühendislik grubumuzla birlikte. Hatta diyor bize cuma günleri müsaade ediyorlar.
Cuma günü diyor biz fabrikanın yan tarafındaki ormanda gezip dolaşıyoruz, düşünüyoruz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Orman diyor bize diyor moral motivasyon sağlıyor, temiz hava. Yani bu kadar altyapıyı düşünmek suretiyle çalışıyor. Yani sistemli planlı çalışıyorlar, disiplinli çalışıyorlar. Onu anlatmak için söylüyorum. Yani ormanda kafanızı dağıtın diyorlar, gezin dolaşın. Baktım diyor depoda motorlara, Export Türkiye hayırdır dedim diyor bu motorlar ne? Bunlar Tarım Kredi Kooperatifi'nin siparişleri dedi diyor bana Türkiye'den. Üzüldüm diyor ya ben burada bu işin başındayım, Arge'nin başındayım. Ülkem beni yetiştirmiş, beni buraya göndermiş. Ben bu motorların başında bulunacağım Arge baş mühendisi olarak. Onlar standart motorlar diyor Erbakan hocamız. Biz daha üst düzey motorları tabii diyor tasarlıyoruz. Ve orada çok üzüldüm. Kanıma dokundu. Ya sen nasıl burada bu fabrikanın başında bulunup da Türkiye'de o fakir çiftçilerin, o zor şartlarda para kazanan çiftçilerin motorlarını burada üretip oraya gönderirsin dedim diyor kendi kendime. Zaten diyor zaman içerisinde ben düşünüyordum tabii ki Türkiye'ye gitmeyi. Ve Erbakan hocamızın Mehmet Said Kotka Hazretlerine hocamıza yazdığı 40 sayfalık mektup var. O mektup muazzam bir mektup değerli kardeşlerim. Gerçekten Erbakan hocamızın ne kadar vizyoner bir lider olduğunu görebilirsiniz. 25 yaşında, 26 yaşında yazmış olduğu bu mektup şu anda bizde, orijinali bizde. İnşallah Konya'da Erbakan Müzesi açılacak. İnşallah bir yıla kadar Erbakan Üniversitesi ile Erbakan Vakfı olarak bir müze çalışmamız var. Altyapısını Erbakan Üniversitesi gerçekleştirecek inşallah. Biz de elimizdeki tüm materyalleri, bilgileri, belgeleri bu müzeye vereceğiz inşallah. O orijinal olan mektubu da inşallah bizler vereceğiz. Genel Başkanımızla, Erbakan Hocamızla ilgili bir kitap yazma çalışması devam ediyor zaten. O mektubu orada inşallah neşredecek. O mektupta yazıyor Erbakan Hocamız. Almanya'da nasıl çalışılıyor? Almanya'da nasıl bir disiplinle çalışılıyor? O dönemde Avrupa'da çeşitli ülkelere yine aynı zamanda hocasıyla gidip gelmiş. Ve oradaki deneyimlerini hocasına anlatıyor. Velhasıl ben diyor sabahleyin diyor hocamın yanına gittim. Hocamın odasına girdim. Hocam hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar dedi. Odasında diyor lavabo vardı, tıraş oluyordu. Dedi ki diyor buyur otur, ben hemen tıraşımı bitireyim, konuşalım dedi diyor. Orada diyor tıraş olurken, bunu da anlatırdı Erbakan hocamız. Çok önemli. Sırası gelmişken paylaşalım. Ben diyor oturdum masanın önündeki koltuğa. Orada diyor tıraş olurken baktım diyor, jileti yanağından aşağıya doğru çekiyor. Sonra o jileti tıpayı tıkamış lavaboya. Lavabonun içerisinde su var. Oraya daldırıyor, onu temizliyor. Tekrar aşağıya doğru çekiyor, tekrar daldırıyor, temizliyor. Sonra omuzunda diyor bir havlu var. Daha sonra tıraşı bitti. Sonra o pis suyla diyor yüzünü yıkadı. Sonra diyor havluyla kuruladı. Sonra diyor geçti diyor masasına oturdu. Bunu şunun için anlatırdı. Ya Batı dediğiniz nedir? Batı dediğiniz en akıllı profesörü akarsuyu bilmiyor. Yani pis suyla tıraş oluyor. Bilmiyor akarsuyu. Taharet musluğu yoktur. Avrupa'ya gidersiniz mesela, taharet musluğu yok. Akıl alır bir şey değil mesela. Derdi ki ya bu Batı böyledir. Batı'yı siz örnek almayın. Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız gereği temizlik imandandır. Onlar bilmezler. Böyle yetişmişler. Böyle bir ortamda yaşıyorlar. Akarsuyu bilmezler. Profesörü bilmezlerdi, anlatırdı. Bunu ayrıca anlatırdı. Araya bunu da anlatmış olayım. Buyur dedi, hayırdır sabahleyin acil bir şey mi var dedi. Yok hocam dedim, ben önemli bir konuyla ilgili sizi rahatsız ettim. Tabii buyur dedi. Hocam ben işten ayrılmak istiyorum dedim. Hocam dedi, bunu duyunca oturduğu koltuktan bir zıpladı. Başı tavana değecek zannettim. Ayakta bana şöyle dedi ki ya hayırdır? Problemle niye ayrılmak istiyorsun? Maaş mı yetmiyor dedi bana. Maaşı artırırız, sen canını sıkma dedi. Otur kahveni iç, ondan sonra mesaine gidersin. Yok hocam dedim, maaş yani ben maaş harcayamıyorum bile. Maaş fazlasıyla yetiyor bana. Teşekkür ederim, sağ olun. Lütfettiniz, en güzel maaşı veriyorsunuz. O zaman sen arabayı beğenmiyorsun dedi. Arabayı değiştirelim. Hatta boş ver değiştirmeyi, sana bir araba daha alalım. Hangi araba istiyorsun dedi bana. Düşünebiliyor musunuz? Bak, şartlara bak. Şu anda mesela bu Elon Musk var ya, Amerika'da. Hani bu Twitter'ı satın alan adam. Uzaya mesela turist gönderiyor.
Tesla arabalarını yapıyor, elektrikli arabaları. Bitcoin'in mesela fiyatını indiriyor, kaldırıyor. Öyle bir insan o günkü şartlarda. O kadar ileri zekalı, üstün zekalı. Futurist diyorlar buna şimdi İngilizce tabiriyle. Yani geleceğe okuyan, aslında tabii feraset sahibi insanlar. İlim artı hidayet. Erbakan Hoca'da ilim var, artı hidayet var, eşittir feraset var. Şimdi ne diyorlar? Mesela şimdi sokaktaki vatandaş ne diyor? Ya çok büyük devlet adamıymış. Biz onun kıymetini bilememişiz. Bu günleri o günden anlatmış. O gün bu günleri anlatan Erbakan. Dünden bugün anlatan Erbakan. Bizim Zafer Emanetoğlu başkanımız var, tanıtma başkanımız. Diyor ki, dünden bugün anlatan Erbakan. Böyle bir slogan üretmiştik biz Erbakan hocamızın bir anma programı esnasında. Nasıl yapıyor bunu? İlim artı hidayet eşittir feraset. Yani bunları tabii ki görebiliyor. Sonuçta müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bakar. Evet değerli kardeşlerim, Erbakan hocamıza diyor ki o zaman evi beğenmiyorsun. Evi değiştirelim. Sana başka bir ev tutalım. Canın sağ olsun. Nedir ki? Erbakan hocamız diyor ki hocam hiçbiri değil. Ben diyor dün akşam burada bizim Türkiye'ye ihraç edilecek motorları gördüm. Çok üzüldüm. Kanıma dokundu. Ben diyor Türkiye'ye gideceğim, motor fabrikası kuracağım. Kısaca anlatıyorum. Hocam diyor bir kahkaha attı. Ya dedi diyor sen akıllı bir insansın, şaka mı yapıyorsun dedi. Yok hocam şaka yapmıyorum, ben Türkiye'ye gideceğim, motor fabrikası kuracağım dedim. Sonra dedi ki tamam ben seni anlıyorum. Sen tabii memleket millet duyguların kabarıyor. Ben ülkeme hizmet edeceğim diyorsun. Haklısın, doğru, ne kadar güzel. Takdir de ediyorum seni. Böyle düşünmen beni memnun da etti. Ama sana bir soru soracağım dedi. Dünyada bu işi en iyi bilen kimdir? Sizsiniz hocam dedim. Çünkü ben o yüzden zaten orada bulunuyorum. O yüzden Ahun Üniversitesi'ndeyim. O yüzden onun talebesiyim diyor. Zaten oraya onun için gittim. Dünyanın bir numarası. Peki dünyada benim gezip dolaşmadığım memleket kaldı mı? Kalmadı hocam. Hepsine gittiniz. Dünyadaki bu işin üretim şartlarını en iyi bilen insan ben miyim? Benim, evet. Peki ben sana şimdi bir soru soracağım. Türkiye'de vida üretiliyor mu diye sordu bana. Vida. Basit bir şey soruyorum sana dedi. Hayır hocam üretilmiyor dedim. Yahu sen bak her Erbakan, vida üretilmeyen bir ülkede sen motor üreteceğim diyorsun. Ya bak biz Almanya'da bu şartlarda bu üretimi ne kadar zor yapıyoruz. Sen farkında değil misin? Nasıl yapacaksın bunu? Lütfen duygusal davranma. Tamam vatan millet memleket sevdan depreşti. Olabilir ama lütfen sakin ol. Ben zaten seni kaybetmek istemiyorum. Bak ben sana ne diyorum? Benden sonra sensin demiyor muyum? Evet. Sen git gez dolaş, memlekete git, anneni babanı gör, biraz hava al, değişiklik olsun, hava değişikliği, askerde hava değişikliği yapıp verirler ya. Senin canı sıkılmış, moralin bozulmuş, git gez dolaş gel. Diyor ki hayır hocam ben çok düşündüm, ben zaten bunu uzun zamandır düşünüyordum ama artık gitmenin zamanı geldi dedim. Peki dedi, sana her türlü yardımı yapacağım. Ama olur ya bir gün dönüp gelirsen bu kapı sana açık. Burası senin yerin dedi diyor. Ve 4 yıl sonra diyor hocamı Bayrampaşa'da İstanbul'da gümüş motor fabrikasının açılışına çağırdım. Hemen toparlıyorum arkadaşlar 2 dakikaya. Hocam diyor geldi, açılışı yaptık. Biz diyor açılış konuşmalarını yaptık. Misafirler oturdular, bizi dinlediler. Sonra diyor fabrikanın kapısını açtık. Misafirler üretim bandını gezmeye başladılar. Üretim hattını gezmeye başladılar. İşçiler içeride çalışıyor harıl harıl. Sonra diyor ben tabii hocamı takip ediyorum. Hocamın diyor benim için ne söyleyeceği çok önemli. Yani benim diyor hocam. Onun yanında yetişmişim. Önerileri, yorumları ben diyor şimdi bekliyorum ne diyecek diye. Hal ve hareketlerini diyor takip ediyorum. Hocam diyor fabrikanın içine girdi. Şöyle diyor bir kenarda durdu. Şöyle bir baktı diyor etrafa. Sonra diyor ben biraz yanına yaklaştım. Şöyle diyor sağ elini diyor başının üstüne koydu. Aman Allah'ım dedi diyor. Aynen bu şekilde. Ya bunu Erbakan hocamız anlattığı için hal ve hareketlerini de anlatıyorum. Gittim yanına diyor, hayırdır hocam? Ne oldu dedim diyor. Yahu siz vidayı da mı burada üretiyorsunuz diye sordu diyor. Evet hocam biz vidayı da burada üretiyoruz. Çünkü motorun 157 parçasının 157'sini de biz burada üretiyoruz dedim diyor. Neden? Yan sanayi yok. Şimdi biraz önce Temsan'ı konuştuk. Erbakan hocamız Diyarbakır'ın 100 bin nüfusunun olduğu zaman 10 bin kişinin çalışacağı bir Temsan üretim hattı oluşturmuş. Ne demek bu? 10 bin kişi orada çalışırsa 100 bin kişi de
yan sanayide çalışıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İşsizlik falan kalmıyor. Aksine diğer illerden, diğer memleketlerden buraya işçi geliyor. Bizim mesela işte büyüklerimiz Almanya'ya niye gitti? Üretim öyle bir noktaya geldi ki işçi lazım, işçi yok. Türkiye'den insanlar oraya çalışmaya gittiler. Mesela Bursa'da Tofaş fabrikası var. Fiat arabalarını üretiyor. Tofaş'ta şu anda Fiat Otomotiv'de 10 bin kişi çalışıyor yaklaşık değerli kardeşlerim. Yan sanayide kaç bin kişi çalışıyor? Bir işçiye karşılık 15 işçi çalışıyor. Yani Tofaş'ta, Fiat'ta 10 bin kişi çalışıyor ya. Bursa aynı zamanda yan sanayide de 150 bin kişi çalışıyor. Bu rakamlar gerçek. İşte o yüzden mesela otomobil fabrikası kurulacağı zaman niye Bursa'ya kuruluyor? Mesela TOK, Türkiye Ortak Girişim Grubu bir araç fabrikası kurdu biliyorsunuz. Nereye kurdu? Bursa'ya kurdu. Neden Bursa'ya kurdu? Yan sanayi orada. Direksiyon yapılacak, yan sanayi. Direksiyonu yapan orada. Lastik fabrikası orada. Koltuk fabrikası orada. Far fabrikası orada. Hepsi orada. Jant fabrikası orada. Oraya kurarsan her şey hemen hızlı bir şekilde geliyor. Orada monte ediliyor. Daha sonra da piyasaya sunuluyor. Velhasıl yan sanayi yokken Erbakan hocamız bu motor fabrikasını kurmuş. Sonrasında motoru satmaya başladık diyor Erbakan hocamız. Yahudi sermayesi geldi. Dedi ki diyor siz ne üretiyorsunuz burada yıllık? İşte 1000 motor mu üretiyorsunuz? 1000 motorun hepsinin parasını veriyoruz dediler diyor. Masaya koydular. Ben dedim ki diyor yok bir saniye öyle değil. Ben size bunun %10'unu veririm. Niye hepsini vermiyorsun? Senin amacın para kazanmak değil mi? Ya benim amacım para kazanmak ama ben bu fabrikanın yaşamasını istiyorum. İnsanların bu motoru en uygun şartlarda almasını istiyorum. Lombardini motorlarını ithal ediyorlardı diyor Erbakan hocamız İtalya'dan. Lombardini motorlarını diyor 50 liraya satıyorlardı. Biz diyor motor üretmeye başladık 15'e satıyoruz diyor. Bunlar diyor sadece ithalat yapıyorlar. Bir işçi çalıştırmıyorlar. Bir insan çalıştırmıyorlar. 50 liraya satıyorlar. Bu fakir şeyler diyor çiftçiler bu pahalı motorları almak zorundalar. Su motoru. Başka türlü zaten tarlasına su verme imkanı yok. Biz diyor 15'e başladık. Bunlar diyor çıldırdı. Geldiler diyor tekrar ya senin derdin ne kardeşim para değil mi? Sana veriyoruz ya parayı biz 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık üretiminin parasını nakit veriyoruz. Hepsini bize vereceksin. Hayır dedik diyor vermeyiz. Sonra diyor biz 15'e satmaya başladık. Bunlar diyor 50 liraya sattığı Lombardini motorlarını 13'e satmaya başladılar. 11'e indik diyor 9'a indiler. 7'ye indik diyor 5'e indiler. 3'e indik diyor 1'e indiler. Baktık ki diyor bu iş böyle olmayacak. Biz diyor o dönemde bu yurt dışından ithalatla alakalı mevzuat diyor Türkiye Odalar Borsalar Birliği çatısı altındaydı. Biz diyor fabrikayı arkadaşlara teslim ettik. Tabii diyor yine gözetimimiz altındaydı. Biz diyor TOB'a gittik. TOB Sanayi Dairesi Başkanı olduk. Orada diyor bir cümle yazdık. Dedik ki bir mal Türkiye'de 9 liraya üretilip satılıyorsa yurt dışından sen buna muadil bir ürünü 8 liraya getiremezsin. Yerli ve milli sanayinin korunması lazım. E şimdi sen buna rekabet edemiyorsun ki. Adam indiriyor fiyatı, indiriyor. Neden? Para gücü var. Erbakan hocamız ne der? Siyonizmin sonsuz para gücü var. E şimdi sen sonsuz para gücü karşısında ne kadar dayanabilirsin? Adam parayı basıyor matbaada, veriyor sana. Bu kadar basit. Ve orada diyor bu maddeyi yazdık. Sonra diyor bizi diyor görevden aldırdılar. Sonrasında biz gittik diyor tüm Türkiye'ye gezip dolaştık. Ve TOB başkanı olarak bu sefer geldik. Sonra o dönemde diyor polis marifetiyle gittiler o günkü şartlarda. Başbakan Demirel'e dediler ki bu adam bizim canımıza ot takıyor. Bunu derhal görevden aldıracaksın. Göreve gelmeyecekti. TOB başkanıyız diyor seçildik geldik. Polis marifetiyle diyor İçişleri Bakanlığı diyor polisleri yığdı TOB'un kapısına. Niçin siyaset yapıyoruz değerli kardeşlerim? Bak Diyarbakır'da tarihi bir toplantı yapıyoruz. Niçin siyaset yapıyoruz onu anlatıyoruz. Erbakan hocamızın hayatını anlatırken onun için de bunları da araya koymak zorundayız örnek aldığımız için. Ve diyor baktım ki bu iş böyle olacak gibi değil. Ya TOB başkanı seçiliyoruz başbakan bizi diyor görevden aldırıyor. Bizim muhakkak siyasete girmemiz gerektiğini şart olduğunu anladık gördük. Aynel yakin hakkel yakin sonra diyor hocalarımızla tekrar istişare ettik. Hocalarımız dediler ki tamam bağımsız aday olarak Konya'dan
siyasete atılacaksın. Neden Konya'dan? Erbakan hocamız Konyalı mı? Hayır, değil. Anne tarafı Sinoplu, baba tarafı Adanalı, Kozanoğlu'ndan. Konya beldeyi muhayyere. Mübarek bir belde. Neden mübarek bir belde? Çünkü Cenab-ı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'den hicret edeceği zaman 3 şehir sunuyor. 3 şehir. Hangi şehirler bunlar? Medine, Şam ve Konya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin fakiri çok olduğu için Medine'yi tercih ediyor ve Medine'ye hicret ediyor. Yani Konya beldeyi muhayyere. Erbakan hocamız orada gidiyor. 43 yaşında bir profesör. Maddi olarak tüm olanakları elinin tersiyle iteliyor. Konya'ya gidiyor. Konya bugünkü şartlarda, Karaman'ı da ekleyin lütfen, Hollanda'dan daha büyük bir şehir. Şimdi siz gidin Hollanda'dan, Hollanda'da çalışın milletvekili olmak için. Tüm köylerini 3 kere dolaşmış. 43 yaşında bir profesör. Tüm maddi şartlarını bir kenara koyuyor, gidiyor Konya'da çalışıyor. 3 milletvekillik oy çıkartıyor tek başına. Sonrasında şartları biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Şimdi Erbakan hocamız 85 yaşında, çok zor şartlarda yürürken, kollarına insanlar girip de onu yardım ederken, desteklerken niye siyaset yapıyordu? Amacı neydi? Cumhurbaşkanı olmak mıydı? Makam mevki sahibi olmak mıydı? Hayır, değil. 98 yaşında şu anda Henry Kissinger var. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı. 40 yaşındayken Amerika Dışişleri Bakanı oldu. Şu anda Siyonizmin fikir babası. 98 yaşında, geçen de yine gazetede Doğan Bekim Başkanımız bir fotoğraf gönderdi bana. Takım elbisesini giymiş, tekerlekli sandalyeye oturmuş, Bilderberg toplantısına gidiyor. Dava adamı. Davasının adamı. 98 yaşındayım, benim kolum bacağım kalkmıyor. Ya tekerlekli sandalye, gözünüzü seveyim. Ben çiftliğimde keyfime bakıyorum. Gidin ne haliniz varsa görün diyor mu? Demiyor. Çalışıyor. Dava adamı. Biz ne yapıyoruz peki Müslümanlar olarak? Biz şimdi iftarı yaptık değil mi? Ya gittik işte, biraz önce yemeğimizi yedik. Envai çeşit yemek. Ne yiyeceğimizi seçemiyoruz. Ne yersin diyorlar. Garson 10 tane menü sayıyor. Etin her türlüsünü sayıyor. Karar veremiyoruz. Düşünüyoruz, acaba onu mu yesek, bunu mu yesek? İftarımızı yapıyoruz. Bak tatlılar geliyor. Envai çeşit tatlı. Servis yapan kardeşlerimiz soruyor. Hangisinden istersin? Her türlü tatlı var. Allah bereketini artırsın. Ne kadar güzel. Sonra da bakıyoruz Kudüs'te, Filistin'de, Arakan'da. Arakan'dan geçen de bir kardeşimiz geldi. Anlattıklarını duysanız hüngür hüngür ağlarsınız. Ağla, sabaha kadar ağla. Ne faydası var? Ya diyor ki, bak bizim eşimize, karımıza, kızımıza, annemize, babamıza gözümüzün önünde tecavüz ediyorlar. Neden? Müslüman olduğumuz için. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Onun haricinde başka bir suçumuz yok. Diyorlar ki hayır kardeşim, Müslüman olamazsınız. Burada yaşamak istiyorsanız Müslümanları biz burada yaşatmayacağız diyorlar. Bizi öldürüyorlar. Bize en büyük işkenceleri yapıyorlar. Satırla insanın kolunu bacağını kesiyorlar. Anlattıklarını burada anlatamam. Yani insanlığa sığmayacak şeyler, insanların yapamayacağı şeyler, inanılmaz şeyler. Diyor ki ya bize yardım edin. Genel başkanımıza geldi, diyor ki bize yardım edin. Bize sizden başka kimse yardım edemez diyor. O dönemde Erbakan hocamız yardım etti. Şimdi de diyor siz yardım edebilirsiniz. Siz diyor lütfen bize yardım edin. Bak biz iktidarda değiliz ha. İktidara gitmiyor, bize geliyor. Neden? İktidarın böyle bir derdi yok ki. Siz çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyen AK Parti yöneticileri. Şimdi gitti ne yaptı? İsrail Cumhurbaşkanı törenlerle karşıladı. Neden? Türkiye'yi borca batırdılar. Para lazım. Amerika'da ilişkileri kurması lazım tekrar. Amerikalılar da diyor ki git diyor İsraillerle otur masaya. Onlara saygıda, hürmete kusur etmeyeceksin diyor. Peki diyor, bizimkiler de ne yapsınlar? Kasada para kalmamış. Mecburlar, gidiyorlar. Daha önce en ağır hakaretleri ettiği Körfez ülkelerine şimdi bir bakıyorsunuz. Kardeşiz, dostuz, efendim bizim geçmişe dayalı uzun yıllara dayanan sahil ilişkilerimiz var diyerek edebi cümlelerle onlarla tekrar ilişkileri kurmaya çalışıyorlar. Omurgasız, kaburgasız siyaset. Biz böyle bir siyaset yapmıyoruz. Biz işte Erbakan hocamızın adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yine biraz önce anlatmış olduğumuz gel devlet başkanı ol, işin başına geç, müşriklerin teklifleri, en güzel kızlarımızla evlendirelim, en büyük kervanları sana verelim. Ama sen bu sisteme dokunma dedikleri an ne diyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben davamdan vazgeçmem. Faizi ortadan kaldırıyor. Köleliği ortadan kaldırıyor.
Adamlar köle satıyorlar, para kazanıyorlar. Faiz, para satıyorlar, para kazanıyorlar. Paradan para kazanıyorlar, faizcilik yapıyorlar. Putları var. Putlara dokunma diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putları kırıyor. Neden? Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak için. Paylaşımda ve yönetimde adaleti dünya üzerinde tek bir parti sağlayabilir. O da yeniden Refah Partisi'dir değerli kardeşlerim. Sizler sağlayabilirsiniz. Sizden başka hiç kimse sağlayamaz. Başkanım çok iddialı konuşuyorsun. İddialı konuşmuyorum, matematik konuşuyorum. Bizden başka dünya üzerinde, tüm dünya üzerinde 8 milyar insanın saadetini sağlayacak tek parti var. O da yeniden Refah Partisi ve genel başkanımız, Allah razı olsun, adil bir yönetici. Hakkı üstün tutan bir zihniyete sahip, kuvveti üstün tutan bir zihniyete sahip değil. Biraz önce kardeşimiz sordu. Sizi davet etmiyorlar mı diyorlar. Bizi her gün davet ediyorlar. Davet eden adamlar kim? Nereye davet ediyorlar? Makam mevkiyle bizim gözümüzü boyamaya çalışıyorlar. Ya biz makam mevki peşinde değiliz ki. Elhamdülillah biz inanan insanlarız. Biz zaten İslam'la şereflenmiş insanlarız elhamdülillah. Cenab-ı Allah bizi İslam'la şereflendirmiş. Biz paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlayacağız inşallah. Bunun için çalışıyoruz. Devletimiz çok güçlü. Milletimiz feraset sahibi. Bizim milletimiz çalışkandır. Bizim milletimiz gerçekten de inançlıdır, samimidir. Erbakan hocamız derdi ki bu milletin külünü üflesen altından iman çıkar. Türkiye bir İslam ülkesidir. %99.9'u Müslümandır. Bin yıldır İslam'a hizmet eden bir millettir. Ve inşallah bin yıl daha hizmet edecektir Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Evet, burada güzel bir toplantı yaptık. Sizlerle birlikte olmak güzel. Sizlerle birlikte gözlerinizden de yani bu konuşmayı devam ettirmek de mümkün ama Elazığ'da yine bir televizyon programımız var. Arkadaşlarımız not koyuyorlar önümüze. Geçmemiz lazım diye. Doğan Bekim Başkanımız da bir selamlama yapsın inşallah. Ben bu vesileyle inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi tarihinde Diyarbakır'ımızda tekrar partimizin bir kongresi olacak inşallah. Ben tabii burada bu birlik beraberliği görmüş olduğuma gerçekten çok sevindim, çok memnun oldum. Sonuna yaklaştık ama tabii genel başkanımızın da selamını iletmek istiyorum. Genel başkanımızın sizlere çok selamları var. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Burada il başkanlarımız var, önceki il başkanlarımız var, mevcut il başkanlarımız var. Sizin içerinizden daha sonra yetişecek il başkanlarımız var. Bizler insan yetiştiren bir partiyiz. Ve son söz olarak da şunu paylaşayım. Biz gerçekten de diğer partilere bakıldığı zaman insan harcayan, insan öğüten bir parti değiliz. Neden? Çünkü bizim önümüzdeki zamanlarda yine partimizi, yine davamızı temsil edecek yetkinlikte insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bakın Erbakan hocamız bizi yetiştirmiş. Bak biz buraya geliyoruz, sizlerle birlikte bu toplantıyı yapıyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim, sonlandıracağım cümlemi, konuşmamı. En son Sayın Cumhurbaşkanı aday Erbakan hocamız demişti ki bir gün gelecek parlamentodaki tüm partiler milli görüş kökenli olacak. Türkiye o noktaya doğru çok yakında gelecek inşallah. Belki bir sonraki seçimde, belki ondan sonraki seçimde bir bakacaksınız ki Türkiye'de partilerin hemen hemen tamamı milli görüş kökenli olacak. Niçin anlatıyoruz bunu? Şunun için anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı en son seçimlerde gitti. Karşı taraftaki ittifak döndü, dolaştı, aday arıyor. Aradı. Kimi buldu? Abdullah Gül Bey'i buldu. Başka aday yok. İstediğin kadar gez dolaş. Bir iki tane aday buldular. Seçim bitti. İsmini telaffuz edemediler. Şimdi milli görüşün içerisinde yetişen insanlar ne kadar bu anlayıştan, bu zihniyetten kopsa da, yanlış cümleler kursa da, mesela faiz bir dünya gerçeği de dese, milli görüş gömleğini çıkarttık dese de, Erbakan hocamız derdi ki deriye işler o. Öyle sen ben çıkarttım demekle olmaz derdi. Evet, biz bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin, yani Erbakan hocamızın bir talebesine karşılık başka bir talebesi konuyor ama inşallah biz bu seçimlerde Allah'ın izniyle Erbakan hocamızın orijinal talebesini, evladını, genel başkanımız Sayın Doktor Fahit Erbakan Bey'i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı genel başkanımız Fatih Erbakan olacak. Tekrar bu vesileyle başkanımıza, Ali Başkanımıza, Demir Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda burada benimle birlikte Ankara'dan gelen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doğan Bekin Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kurucular Kurulu üyelerimiz var burada.
MKYK üyelerimiz var ve siz değerli kardeşlerime en derin, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Tekrar Ramazanımız mübarek olsun. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlısıyla, sağlıkla, mutlulukla hepimizi Ramazan bayramına eriştirsin diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.